Tavşan hayır olsun. Tavşan hayır olsun oğlum. Geç otur. Saşa, sizde bir bakavuz dilinde zanaat oldu mu? Oldum. Neyini öğrendiniz zanaatta? Biz yürüdük ne zaman kavuzca kuruldu. Ve söyle bana, nerede biz yaşıyoruz? Biz yaşıyoruz Moldova Respublikası'nda, Gagauzya'da. Ne kasabada sen yaşarsın? Ben yaşarım Çedir'de. İstersin ben sana okuyacağım bir legenda. Angısında anlatılır ne sürü kavuzlar çiketler yaşaman bu yerlerde. İsterim. Evelde yaşarmış da çalışkan gagauzlar. Yaşardılar onlar türlü türlü memleketlerden. Yemislerdiler olsun kendi toprakları. Bir kere toplanmış büyük ihtiyar adamlar, kendermişler karar yollama genç kim kuvvetli yuvan çöğütü, toprak arama. Nerede kimse yaşam, çok o gezmiş, aramış, çok memleketlerde ama her evde yaşardı insanlar. Yoruldu yuvancı, oturdu dağda bir ağacın altında, çıkardı bitki parça ekme hem düşündü. Döneceğim ben geri, boş yer bizim insana yok. Bir de faydalanır bir yabanı da sorar yabancıya. Niçin sen bile küsülüyorsun? Niçin ben oğlum küsülü? Açan bulamadım yerken de halkıma. Nerede mutlu kemşen büyüyecek uşaklar. Var böyle bir yer ama orada yaşar fena bir adam. O sana köstek koyacak. Yabancı da demiş ben hazırım. Yabanı getirdi yabancı bir sarayın yanına. Yabancı çağırdı o fena adamı, fena adam dedi. Niçin sen beni uyandırdın? Yabancı dedi. Sen yaşarsın burada yalnız. Bereketli toprakları kimse işlenir. İnsan hem hayvan yok. Çık savaşa. Kim onu tarayacak ona da toprak kalacak. Fena adam çok şerit. Dedi yabancı. Ben ihtiyarım. Kuvvetim yok seninle savaşa çıkma. Yapalım başka türlü. Ben size bu yerleri bırakıp 7 yıla yersiz kendiniz buradan gitmezsiniz başka yere. Bu topraklar kalacak size. Yuvancı kayıl oldu. Getirdi kendi halkını bu yerlere. Geçek ettiler burada yaşama. 7 yıldan sonra fena adam döndü o yerlere. Da ne gördü? Topraklar dolu hayvanla, kırlar, bahçeler ve balıklar dolu bereketle. Gülerde güzel yerler, hemşen insanlar, uşaklar. O zaman fena adam anladı. Hani gagavuzlar pek çalışkan şerimet insanlar. Da gitti o yerlerden bırakıp onları rahat. Geçti bir parça vakit yabanı ihtiyar kaldı. Da geldi Ivanç'ın evine. Da istedi ondan yardım. Bitki günlerini sıcakta birlikte geçirme. Ivanç da ona dedi. Benim evim senin evin. Kal burada da yaşa. Çünkü verdi ta ileri yabanıya söz. Hani bırakmayacak onu zorlukta. Bildin mi? Bildim, sağ ol. Bile bizim insanlar çok vakit yaşadılar bu yerlerde. Ama kendi devleti yoktu. Sonra toplandılar ve gagauzlar da verdiler karar olsun bizim devletimiz. Bile dekabrın 23'ünde 1994. yılda gagauz ekonomisi kuruldu. Людмила Петровна bana söyledi, hani gelecek hafta uşak başçasına bir yurtta geçecek. Bizim gagauz ekonomisi kurulması için. Yani bana şiiri bizim vatan için. Bir kışa var dünyada, güzel eşeri. Gagauzlar orada bunca yıl yaşar. Orada zengin toprak, kişinin adı Pırcak.